İyi günler arkadaşlar. Bakın birinci sorumuz nedir? Ağırlıkları eşit olan KLM küreleri suya bırakıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Bakın burada önemli olan kelime neydi arkadaşlar? Ağırlıkları eşit. Ne demektir bu? Ağırlıkları eşit demek kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu gösterir. Yani biz bir ağırlıkları eşit ya da bir cismin yüzdüğünü söyleniyorsa bize kaldırma eşittir ne deriz arkadaşlar? Ağırlık deriz. Peki o zaman bu bilgiyi kullanarak gelin soruyu çözelim. Bu cisimlerin hepsinin ağırlıkları aynı mı arkadaşlar? Aynı. Bakın aşağı inelim. Hepsine bir G diyelim. Bakın buna da G diyorum. Buna da G diyorum. Peki bu cisimler dengede mi? Dengede. O zaman bunlar dengede olduklarına göre bunları etki eden kaldırma kuvvetleri neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Ağırlığa eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ağırlıklar aynı. Cisimler dengede. Bundan dolayı kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olacağından dolayı cevabımızın ne olması gerekiyor? Bursa seçeneği olması gerekiyor. Bakın diğer soruya geçelim arkadaşlar. Sıvı içinde bir balon, gaz var içinde. Dikkat ederseniz bir esnek balon, önemli bir kelime. Sonuçta ne oluyor? Pistona bir F kuvveti uygulanarak pistonu L noktasına kadar itiyoruz. Sonuçta biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki sıvıyı, şu bölgedeki sıvıyı ne yaptık? İleri ittik. İleri itmek ne demektir? Buradaki sıvının nesidir? Yükselmesidir. Şimdi sıvı yükseldi. Yani balon üzerindeki sıvının yüksekliği arttı. Balon üzerindeki sıvının yüksekliği artması bana neyi sağladı arkadaşlar? Dış basıncın arttığını gösterdi. Burada dış basınç arttı. Dış basınç arttığına göre balonun gaz basıncında ne olması gerekir arkadaşlar? Artması gerekir. Çünkü dengeyi sağlamak zorunda. O zaman balonun gaz basıncının ne olduğunu gördüm, arttığını gördüm. Neden söyledim onu? Çünkü sıvının yüksekliği arttığı için. Peki balonun gaz basıncı artıyorsa balonun hacmi ne olur arkadaşlar? Azalır. Çünkü PV emrete ters orantı vardı aralarında. Şimdi o zaman kuralım olayı. Balondaki gazın basıncı artar dedi. Doğru. Neden arttı? Sıvının yüksekliği arttığı için. Şimdi arkadaşlar kap tabanındaki toplam basınç artar diye bir söylemiş. Bizim buradaki basıncımız nasıl bulunur arkadaşlar? Sıvının yüksekliğinde bulunur. Peki ben bu pistonu ileri ittiğim zaman ne oldu? Sıvı yükseldi. Sıvının yükselmesi bana neyi sağladı arkadaşlar? Sıvı basıncının artmasını sağladı. Çok güzel. İp gerilmesi değişmez dedi. Biz arkadaşlar ip gerilmeleri nasıl buluyorduk cisimlerde? Bunu etkeden ne vardır? Bir kaldırma kuvveti vardır. Ve bunun aşağı doğru nesi var? Ağırlığı var. Yani buradaki Fk eksi g neyi verir bize arkadaşlar? Gerilmeyi verir. Ağırlık değişmedi. Peki kaldırma kuvveti ne oldu arkadaşlar? Bakın batan hacim ne oldu? Azaldı. Balon batan hacmi azaldığına göre kaldırma kuvveti ne oldu dolayısıyla? Azaldı. Kaldırma azaldığı için de gerilmenin olması gerekir arkadaşlar. Azalması gerekir. Bize burada söylenen neydi? Değişmez demiş. Dolayısıyla yanlış bir cevap olduğunu gözlemledik. Evet arkadaşlar gelelim üçüncü sorumuza. Bakınız. Bir sıcaklık zaman grafiği 5'te verileri alıyoruz. M kütleli x katısı. Bunun kütlesi ne kadarmış? M'miş. Bunun kütlesi ne kadar arkadaşlar? 2M'miş. Bize öz ısılar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar öz ısı nasıl bulunuyordu? Q eşittir mc delta t formülü yazdık. Mc delta t. Şimdi arkadaşlar C'yi biz nasıl yakalayabiliriz? Çekersek bilgiyi şuraya çekelim. C eşittir nedir arkadaşlar? Q bölü M'de delta T'dir. M delta T'dir. Çok güzel. Şimdi bu formülü iki kere kullanarak soruyu çözelim arkadaşlar. Bu zaman aynı zamanda neyi gösterir bize? Q'yu gösterir. O zaman Cx için başlıyorum. Cx eşittir. Q'yu yazacağız. Cx'in Q'su ne kadar arkadaşlar bakın. Mesela şuraya bir tane T yazarsak hep aynı hizada bir tane Q kadar. Peki kütlesi ne kadar? M kadar. Delta T'si ne kadar x'in arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? X'in delta T'si ne kadar? 5T eksi 2T. Yani 3T kadar. Cx çıktı. Hadi C'yi bulalım. C'nin de Q'su arkadaşlar nerede? Bakın kesikli çizgi aynı. Q. C'nin kütlesi ne kadar? 2M. Sıcaklık farkı ne kadar arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Şuradaki fark 2T eksi T'den T'ye kadar. Şunları arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Taraf tarafa oranlayacağız. Taraf tarafa oranladığımız zaman cevabımızın çıkması bekleniyor. Oranları atalım. Q'lar gitti. M'ler gitti. T'ler gitti arkadaşlar. Buradan dikkat edersek cevaba 2 bölü 3 gibi bir cevabın olduğunu göreceksiniz. İşlem hatamız yoksa. Peki geldik 4'e.
Bakın arkadaşlar, beklenen soru türlerinden biridir. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi sıcaklık neyle ölçülüyordu? Sıcaklığın birimi neydi arkadaşlar? Kelvin. Doğru, sakın unutma. Santigrat derece demek, Kelvin'dir. Zaman, saniye. Doğru. Kütle, kilogram. Doğru. Uzunluk, metre. Doğru. Peki ışık şiddeti, amper demiş. Amper neydi arkadaşlar? Akımı ölçüyordu. Peki bunun yanlış olduğunu gördük. Cevabı işaretleyelim. Peki ışık şiddeti neyle ölçülüyordu arkadaşlar? Neydi birimi? Kandelaydı. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, bir basit makine sorusuna benzeyen bir soruyla karşılaştık. Bakın, bir çubuk hareketi ve bir hareketli makara. Ne diyor bize? K ucu h kadar aşağı çekildiğinde, şunun K ucu h kadar aşağı çekilecekmiş. Cisim ne kadar yükselir diye bir soru soruyor bize arkadaşlar. Bizim basit makinelerde ne mantığımız vardı? Enerji nedir arkadaşlar? Devamlı olarak korunur. Bakın buradan harekete geçeceğim şu anda. Korunur. Çok güzel. O zaman ben enerjiyi koruyacağım burada. Nasıl koruma yapacağım? Kuvvetten ne kadar kazanılıyor onu görmeye çalışacağım. Yani benim bütün amacım şu x'in kaç kilo olduğunu yakalamak. E peki ne yapacaksın hocam? E yapacağımız belli. Desteğe göre tork alacağım. Hadi alalım. Ne diyeceğiz tork için? F çarpı uzaklık ne kadar? 1, 2, 3, 4 eşittir. Şu kuvveti arıyorum. X çarpı diyelim ona da 1. X'in arkadaşlar ne olduğunu gördük? 4F olduğunu gördük. Burası nedir? 4F. Burası nedir? O da 4F. Aynı ip, aynı kuvvet. O zaman benimki çıktı mı? Ne çıktı? 8F olduğunu gördük. Çok güzel. Bitti. Enerji koruması yapacağız. Oku buradaki enerjiyi. Nedir buradaki enerji? FH. E peki buradaki enerjinin de FH olması gerektiğine göre işaretle cevabı. Geldik buraya. 5P ağırlığındaki eşit bölmeli. 1, 2, 3, 4, 5. Ağırlık merkezi nerede arkadaşlar? Ortada. Ağırlığı ne kadar? 5P. Yerleştir. Çubuğun B bölgesi falan filan P ağırlığında düzgün türde cisimler yerleştiriliyor. Bunların her birinin ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? P kadarmış. Unutmayalım. En fazla kaç tane koyabiliriz? Devrilmeden en fazla kaç tane koyarız diye soru sordu. Al torkunu. 5P çarpı uzaklık ne kadar? Yarım. Eşittir. Denge sağlayacağım. Bu çubuğun kütlenin ağırlık merkezi burası arkadaşlar. Orada kaç tane olacağını merak ediyoruz şu anda. Ne diyeceğiz? X çarpı kaç tane olduğunu arıyorum. Uzaklık ne kadar? 3 bölü ne kadar arkadaşlar? 2. Şimdi buradan ikiler gitti mi? Gitti. Dikkat ederseniz. X'imiz buradan ne çıktı ağırlık olarak arkadaşlar? 5P bölü 3 olduğunu gördük. Bakın dikkat edin. Benim X ağırlığım 5P bölü 3'ten büyük olduğu zaman ne yapar? Devrilir. Yani benim bir kutumun ağırlığı ne kadar? P. Yani bir tane koyarsam devrilmez. İki tane koyarsam ne yapar? Devrilir. O zaman bir tane koyduğum zaman devrilmemeyi ne yaparım arkadaşlar? Görebilirim. Geldik 7. sorumuza. Aynı düzlemde bulunan KLMN vektörler için hangileri doğrudur diye söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız olay nedir? Vektörler ucu uca ekleme olayını kullanacaksınız. K'nın ucuna L'yi ekliyoruz. Bakın K'nın ucuna L'yi eklersek M çıkar mı? Bakalım. Bakın K'nın ucuna L'yi ekliyorum. Görmeye çalışın. Bakın aynı yönde çekiyorum. Gördünüz mü? Şimdi K ile L ucu eklendi mi? Eklendi. Başlangıçtan bitişe doğru giden şu vektör nedir arkadaşlar? M vektörüne benziyor mu? Benziyor. O zaman K artı L'nin M olduğunu söyledim. Doğru. L ile N'nin toplamı M'dir diye soruyor. Hadi onu da yapalım. L'nin ucuna neyi ekliyorum? Bakın ucuca gelecek. Ekledik mi? Ekledik. L'den N'ye vektör çizdiğim zaman işte bileşke vektörüm bu. L ile N'nin bileşkesi bu. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın sola doğru. Buna M demiş. Halbuki benim M vektörüm nereye doğru? Sağa doğru. İki vektörün eşit olması için ne gerekiyor? Boyları ve yönleri aynı olması gerekir. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bakın burada boy sormuş. Ne soruyor bana? L eksi M'nin boyu K'nın boyuna eşittir diyor. Hadi inceleyelim bunu. L eksi M'nin boyundan bahsediyor. L'yi görüyorsunuz arkadaşlar. M'yi ne yapacağız? Ters çevirip ekleyeceğiz. Ekliyorum M'yi. Bakın dikkat edin. Ters çevirdim, ekledim. L ile M'nin bileşkesi ne çıktı? Şu çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın L eksi M'nin bileşkesi şu çıktı. Bu boy ne kadar arkadaşlar? Köşegenlerden dolayı nedir? 2 kök 2'dir. Pisagor kullandım. Peki K'nın boyunu bana söyler misin? Bakın buradan bir üçgen kur. Şu kenar 2, şu kenar 2 ise şu K'nın da boyu ne kadardır arkadaşlar?
O da 2 kök 2'dir. Diyeceksin hocam yönleri farklı, yön önemli değil. Neden? Mutlak değerden bahsediyor bana. Mutlak değer olduğu zaman nedir? Sadece sayısal değer önemlidir. Ve bunun da doğru olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Gördük. Cevabımız 1 ve 3. Okeyledik cevabı. Geldik bir bağlı sorusuna. A aracının hareket yönü gelmiş. A aracının sürücüsü, bakın dikkat edin, gözlemci bu nokta attım. B aracını güneye doğru giderken görüyormuş. Buna göre B aracının hangileri olabilir? Olamaz diye sormuş. Olamaz atalım. Şimdi arkadaşlar pratik yolumuz nedir? Gözlemciden gözlenene vektör çektiğiniz zaman bağlı hızınız çıkar. Diyelim ki bu A olsun, B olsun. A, B'ye baktığı zaman nasıl görür arkadaşlar? Bakın şu tarafa doğru görür. Nedir kuralımız? Vektörler çakışıksa gözlemciden gözlerine vektör çekersek bağlı hızın yönü çıkar. O zaman benim B aracım V1 olabilir mi? Olabilir. Bakın A'dan B'ye vektör çizdiğim zaman ne çıktı? Güney. V2 olabilir mi? Evet olur. Bakın o da güney. V3 olabilir mi? Bakın A'dan V3'e vektör çizdiğim zaman ne çıktı? O da güney çıktı. Peki benim B aracım V5 olabilir mi? Olamaz. Bakın çapraz. Bakın bunlar da çapraz. O zaman cevabımızın ne olmasını bekleyeceğiz? 1, 2 ve 3 olmasını bekleyeceğiz. Neymiş kuralımız? Gözlemciden gözlenene vektör çektiğiniz zaman direkt olarak bağlı hızınız ne yapar arkadaşlar? Cevap olarak çıkacaktır. Bakın bir VT grafiğinde karşı karşıyayız şu anda. Zaman grafiği. Bize ne soruyor arkadaşlar? Bakın burada kelimelere dikkat edin. Eşit büyüklükteki yatay kuvvetle. Demek ki bu cisimleri etki eden kuvvetler neymiş? Aynıymış. Bunu yakaladım. Bana kütle oranı sordu. Kuvvet var, kütle var. Demek ki bu dinamiğin temel formülü sorulmuş bana burada. F eşittir ma'dan girelim soruyu. F'yi yazdım. K'nın kütlesi belli mi? Belli değil. MK. Peki ben VT grafiğin eğiminden neyi buluyordum arkadaşlar? VT grafiğin eğimi neyi veriyordu? VT grafiğin eğimi. İğmeyi veriyordu. Evet hatırlıyorsunuz. Hemen eğim okuyalım. K'nın eğimini okursak nedir? Karşı nedir? 3. Komşu nedir? 3. 3 bölü 3'ten bunun eğimi nedir arkadaşlar? 1. Harika. L'nin eğimini okuyalım. Bakın karşı kenar kaç? 1. Komşu kaç? 3. O zaman bunun eğimi nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. O zaman cevapları yerlerine yerleştirelim artık yavaş yavaş. Cevabımız oluşsun. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. K'nın eğimine çıkmıştı. 1. Yaz. L için yazıyoruz. Kuvvetler aynı. Kütlesi neydi arkadaşlar? ML. İvmesine 1 bölü 3. Hadi bakalım cevap bitiyor. Çek. F'ler geldi. Ters çevirirsek burası ne çıktı arkadaşlar? Yukarı 3 geldi. Bize ne soruyor? MK bölü ML'yi sorduğu için cevabımızın ne olmasını beklersiniz? 1 bölü 3 olmasını beklersiniz. Peki güzel bir soruymuş. Şimdi arkadaşlar geldik bir enerji sorusuna. Bakın bir cismimiz var. Bu durumdayken enerjisi E1'miş. Bu duruma geldiği zaman enerjisi E2 oluyor. Oranı nedir diye soruyor. Ağırlığı P olan 6 özdeş parçadan bahsediliyor. Ağırlıkların P olduğu söyleniyor. Toplam ağırlığının P olduğu. Bir kenar uzunluğu ağırlığı bir tanesi de P'ymiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay nedir? Bu şeklin ortak ağırlık merkezini veya parça parça ağırlık merkezi bulacağız. Hadi başlayalım. Şu üçün ağırlık merkezi neresi arkadaşlar? Burası. Güzel. Peki şu üçün ağırlık merkezi neresi? Burası. O zaman enerji okuması yapalım. Hadi enerji yazalım arkadaşlar. Şurada bir yerde enerji yazalım. Dikkat edin. Birinci durum enerjisini yazıyorum. E1 diyorum. Ağırlığımız neydi? Eğer birine P dersek bunun ağırlığı nedir arkadaşlar? 3P. Yükseklik ne kadar? Yere kadar olan yüksekliği oku. 1, 2, 3, 3,5. 3H bölü 2. 7H bölü 2 pardon. Artı. Şimdi bunun enerjisini okuyorum. 3'ten kutunun ağırlık merkezi olduğu için nedir? 3P. Yükseklik ne kadar arkadaşlar? 1,5. O da nedir? 3H bölü 2'dir. Bakın birinci durum çıktı. Çok güzel. Şimdi diyeceksin hocam ne yapacağız? İkinci duruma geçtik. Şunun enerjisi nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezi burada. Peki şu üçünün ağırlık merkezi nerede? Burada. Çok güzel. Hadi onu bulalım. E2. Okuyoruz. Ağırlık neydi? Toplam ağırlık 3P. Yükseklik arkadaşlar 1 bölü 2. H bölü 2 artı. Hadi şu kırmızıyı bulalım. Toplam ağırlık neydi? 3P. 3 kutuydu. Uzaklık ne kadar? 1, 2, 2,5. Evet. Cevabımız geliyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yaparsak. Burası arkadaşlar nedir? Sadeleştirmeleri yapabiliriz. Burası nedir? 21 bölü 2'dir. Bakın 21 bölü 2. Burası nedir arkadaşlar?
9 bölü 2'dir. Ne çıktı burası toplarsak? 30 bölü 12. Yani buradan ne geldi? 1, 15 geldi. Çok güzel. Çek çizgiyi. Buraya geçelim arkadaşlar. Burası nedir? 3 bölü 2. Burası nedir arkadaşım? 15 bölü 2. Değil mi? Toplarsak ne çıktı? 18 bölü 2. Oradan da ne geldi? 9 geldi. Yavaş. Cevabı. Evet. Gördüğünüz gibi rahat yapabileceğimiz sorular. Şimdi bir gölge. Işıkla ilgili bir gölge sorusu arkadaşlar. Rahat yapabileceğimiz bir soru. Görüntüsü nedir diye soruyor. Işınları yollayalım arkadaşlar. Bakın. S2'den ışın yolluyorum. Şu kısım ne oldu arkadaşım? Bakın gölge oldu. Çünkü oraya ne yapmadı? Işık düşmedi. Şurası gölge. Peki diyeceksiniz hocam S1 de yolluyor. Yolla S1'i de. S1'de şöyle bir ışınlama yaptım arkadaşım. Yaptı. O da ne yaptı? Bu tarafa gölge düştü bakın. Dikkat ederseniz ortak gölgelerin olduğu bir yer gördüm. Demek ki şurası kesinlikle ikisinden de ne yapmıyor arkadaşlar? Işık almıyor. Demek ki benim orta tarafta bir gölge yakalamam gerekiyor. O zaman şu olmayacak. Neden? Ortada gölge olacak. Kenarlarda ne olacak? Yarı gölge olacak. Bu olmaz. Şimdi şunlardan biri olması lazım. Düşünelim arkadaşlar matematik mantığını düşünelim. Şu ışık kaynağının mı buraya verdiği gölge daha büyüktür? Şu ışık kaynağının mı buraya verdiği gölge daha büyüktür? Düşün. Uzak mı yakın mı? Evet, yakındaki nedir arkadaşlar? Daha çok açılar gittiği için şuradaki gölge alanı nedir arkadaşım? Daha büyüktür. Uzaktaki küçüktür. Demek ki yukarıdaki gölgenin ne olmasını bekliyorum? Yarı gölge parçasının büyük olmasını bekliyorum. Cevap geldi. Geldik bir mıknatıs sorusuna. Çok güzel bir soru. Nedir mıknatısın mantığı? Aynı kutuplar iter, zıt kutuplar çeker. Uzaklık da önemli. Bakın bu biraz aşağıdaymış. Gerilmeler arasındaki ilişkiyi soruyorum. Bakın arkadaşım bu S ve ne yapar bunu çeker. Bir çekme kuvveti uyguladı. Bir de mıknatısın ağırlığı var unutma. Demek ki T1 gerilmem neymiş? Çekme kuvveti artı ağırlık. Güzel. Bu ne yaptı? İtti. Nedir bu? Ağırlık eksi itme kuvveti. Güzel. İkisi arasındaki ilişkiyi söyle bana nedir? Tabii ki T1 T2'den büyüktür. Neden? İkisi de çekiyor. Bu ne yapıyor? Bir itme bir çekme var. Demek ki T1 T2'den büyük olduğunu yakaladım. Şıklara inersek bayağı cevap ederiz. Buraya geldik. Bakın bu da bunu ne yapacak arkadaşım? Çekecek. Güzel bir şekilde çekti. Bir de aşağı doğru ağırlığımız var mı? Var. Şimdi 1 ile 3'ü karşılaştır. Hangisi daha büyük sizce ne? Tabii ki T1 büyük. Neden? Çünkü ne kadar yakın olursa o kadar güçlü bir çekme hareketini ne yapmanız gerekir? Beklemeniz gerekir. O zaman cevap olarak ne diyeceğiz arkadaşım? T1 en büyük olmak zorunda. Mesela şık ederek de yapabiliriz. Bakın iki tane şıkka geldiniz. Peki T2 mi T3 mü? Dikkat et burada F ve G olayımız var. Aynı yönlü burada G eksi F var. Demek ki T3'ün T2'den büyük olduğunu gördük. Cevabı işaretle. Geldik arkadaşım. Son sorularımız yaklaşıyor. Aşağıdaki özellikleri belirtilen ortamların hangisinde ses en hızlı yayılır? Arkadaşlar ses nerede en hızlı yayılır unutmayın. Katılarda. En hızlı katıda yayılır. Peki ses yayılırken moleküllerin hareket altında olması nedir arkadaşım? Bize avantaj verir. Bir molekül ne kadar çok hareket altındaysa titreşimi o kadar ne yapar? Hızlı bir şekilde iletir. O zaman bizim burada ne yapmamız gerekir? Katıları aramam gerekir. Evet iki tane katı kaldı. 30 derece bakır, 60-80 derece bakır. Sizce hangisi? Sıcaklığı fazla olan da titreşim fazla olacağı için iletimin fazla olacağını söyleriz. Ve elektrik son sorumuz. Kirchhoff mantığını yapabiliriz. Değişik metotlarla da yapabiliriz. Kirchhoff'u kullanalım. Odada dolaşıyorum. Bu odada da dolaşıyorum. Dikkat edin. Şuradan geldim. Bakın şöyle geldim. Şöyle bir iniş yaptım. Böyle geldim. Böyle bir iniş yaptım. Dikkat ederseniz bu M en bu pilden ne yaptı? Bir akım aldı. Demek ki M en parlak olmak zorundadır. Ele cevapları. Çok güzel. Peki diyeceksin hocam K ile L hakkında bilgi ver. Kolay. Bakın bir pil, iki lamba. Bir pil, iki lamba. O zaman K ile L'nin ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Evet arkadaşlar. Diğer deneme sınavında görüşmek üzere. Sınavda başarılar. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız.